Merhaba değerli izleyenler. İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'ndayız. Beyin Basketbol ekibinin bu hafta özel röportaj konuğu Gaziantep Basketbol Baş Antrenörü Tutku Açık. Koç merhaba. Merhaba. İstanbul'u özellikle vurguladım. Çünkü sezon başında planladığınızdan, hayal ettiğinizden bambaşka bir ortamdayız. Tabii ki deprem felaketini konuşmamız gerekiyor. Evet. 6 Şubat'ta korkunç bir felaket yaşadık. Gaziantep'i ve 11 ili etkileyen bir felaket. Çok çok kaybımız oldu ama sizler de tabii yakından bunu yaşayan bir ekipsiniz. Bir deprem gününe gitmek istiyorum. Aslında depremi orada yaşamadınız. Etkilerini yaşıyorsunuz. O gün Onva Büyükçekmece ile İstanbul'da maçınız vardı. Sonrasında neler oldu, nasıl haber aldınız? Evet, söylediğiniz gibi yani o gün Çekmece ile burada bir maçımız vardı. Maç bitti. Ertesi günde Almanya'da bir deplasmanımız vardı. Daha doğrusu iki gün sonra bir maçımız vardı. Dolayısıyla git gel olmasın diye Antep'e dönmemiştik. Otelde kalıyorduk. O gün ben maçın da adrenaliniyle gece uyuyamadım. Sabah 4'e kadar hem maçı tekrarını izledim hem uyuyamadım. O arada da telefonum çaldı. Amerika'dan arkadaşlarım aradılar beni. Bu depremi duyup benim nasıl olduğumu öğrenmek için benimle iletişime girmek istemişler. Ben o vesileyle öğrendim. Ondan sonra hemen ekibimizdeki Antepli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçtik. Depremin detaylarını öğrenmeye çalıştık. Tabii büyük bir panik havası vardı çünkü ulaşamadığımız zamanlar oldu. Ulaştığımızda da aldığımız kötü haberler oldu maalesef. Dolayısıyla çok kötü bir haberi felaket bir şekilde yaşamış olduk uzakta olduğumuz için. O gece geçmek bilmedi. Ertesi güne kadar işte alabildiğimiz haberleri aldık. Boray zaten biliyorsunuz Antepli. Bir de bizim Antep'te şu anda yaşayan bir sürü arkadaşımız oldu son 1,5 seneden beri. Dolayısıyla herkesle iletişime geçip gerekli bilgileri almaya çalıştık. Alabildiğimizi aldık. Bazen üzüldük. Bazen maalesef bu acı günde sevindiğimiz zamanlar da oldu. Çünkü arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin sağlıklı olmasından dolayı böyle geçirdik. Peki takımdan orada olan ya da eşi orada olan oyuncular var mıydı? Şöyle bir şansımız oldu. Daha doğrusu ben oyuncularıma şöyle bir özgürlük tanıyorum. Özellikle yabancı oyunculara, Türkler de tabii ki buralarda serbestler. Biz bir aile ortamı yaratmaya çalıştık son 1,5 senede burada. İlk senede bunu başardık. İkinci senede aynı şekilde devam etmek istedik. Deplasmana ben oyuncularımın eşlerinin beraberinde gelmelerine bir problem çıkarmıyorum. Hatta benim hoşuma gidiyor. Yani bir aile ortamı oluyor. Dolayısıyla biz buraya gelip buradan da Almanya'ya gideceğimiz için bütün oyuncular eşlerini, kız arkadaşlarını hepsini İstanbul'a getirmişlerdi. Sadece bir tane Amerikalı oyuncumuzun eşi kalmıştı. O da herhalde home office tarzı bir çalışma şey olduğu için o gün gelememişti. Bir tek o yaşadı. Tabii onun yalnız başına orada kalması oyuncum başta olmak üzere, eşi başta olmak üzere çok büyük bir paniğe sevk etti bizi. Çünkü daha önce hiç böyle bir deprem felaketi yaşamadığı için tabii ki evlerimiz sağlam, kaldığı ev sağlam olmasına rağmen o yaşamış olunan sarsıntıdan sonra dışarı çıkıp panik halinde yaklaşık 1,5-2 gün boyunca İstanbul'a getiremedik. Onun bir paniği oldu özellikle Jackie Carmichael'da. Hı hı. Daha sonrasında ulaştık, buraya getirdik sağ salim. Böyle devam etti. Peki hemen depremin ardından Avrupa Kupası'nda maça çıktınız. Aslında FIBA size o maçı isterseniz oynamayabileceğinizi söylemişti. Nasıl karar verdiniz de sahaya çıktınız? Şöyle bir karar verdik ki mantıklı olmak gerektiğini düşündük. Çünkü ertelemenin 10 gün sonra, hemen hemen 10 gün sonra oynanacağını söylediler. Şimdi biz İstanbul'dayız. Geri dönme imkanımız yok. Zaten hava vesaire yollar bu ortamda imkanı yok. Dolayısıyla şöyle bir karar aldık Bora'yla. Tabii kulübün geleceğini de önden öngöremiyoruz. Yani devam edecek mi, edemeyecek mi, ne olacak hiç bilinmezlikteyiz. Biz hemen bu maçı oynamamız gerektiğini düşündük. Tabii psikolojimiz o kadar kötüydü ki yani bu maç oynanırsa nasıl oynanır? Bu arada şeyi de garantilemiştik. Gruptan çıkmayı da lider olarak da garantilemiştik. En doğru kararın iki gün sonra gidip orada oynamak olduğunu düşündük. Zaten o arada da gün geçtikçe de bazı şeyler oturmaya başladı yavaş yavaş. Gidip maçımızı oynadık. Çok kötü bir atmosferde çok kötü bir moral bozukluğuyla orada oynamak zorunda kaldık. Tabii güzel olan şey Almanya deplasmanıydı. Çok güzel bir organizasyon yapmışlardı. Bağış yaptılar. Sahaya çıktık sıfır ıslık. Maç bitti sıfır ıslık. Maç boyunca hep alkış oldu. Maç bittikten sonra biz kazandık maçı. Çok da doğru güzel bir basketbol oynayarak kazandık.
Alkışladılar. Sonra bizim idarecimiz Öner bizimle birlikteydi. Boray burada kalmak zorunda kaldı diğer işleri halledebilmek için. Öner çok güzel bir konuşma yaptı. Açıkçası böyle kötü zamanlarda ülke, arkadaş, dost neyse onu hemen çok çok iyi anlamış olduk. Çünkü Almanya sadece bizim yaşayan vatandaşlarımız değil, Alman vatandaşları da çok hassas davrandılar. Çok mutlu oldum açıkçası orada. Olayın boyutunu ne zaman anladınız? Çünkü sonuçta deplasmana gittiniz, konsantre olduğunuz bir maç var. Bu kadar ciddi bir yıkımın olduğunu, bu kadar büyük bir kaybın olduğunu nasıl anladınız? Ben Almanya deplasmanından döndükten sonra artık İstanbul'a gelip bizim için Bora'yla çalışma vakti başladı. Ben eve gittiğimde işte televizyonu detaylı olarak izlemeye başladıktan sonra olayın boyutuna çok net anladım. Ve utancımdan bir hafta boyunca, en azından bir hafta, yani benim hatırladığım bir hafta çünkü o bir hafta boyunca hasta da oldum. Biraz da bu konularda çok hassasım, vücutta dirençsiz oldu. Bir hafta boyunca ben kendi yatağımda yatamadım, salondaydım her zaman. Maalesef yani hani benim gibi belki de binlerce insan bu şeyi empatiyi yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü aslında hani empatiden ziyade sanki oradaymış gibi fazlasıyla hissettik. Yani oradaki görüntüler, oradaki bir babanın çocuğunun elini tutması hepimizin içini fazlasıyla parçaladı. Birlik olup beraberlik halinde bu acılarımızı mutlaka sarmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi tabii lig ertelendi. O tam da o dönemde aslında bir Türkiye Kupası arası vardı. Hemen ardından bir milli takım arası vardı. Bir anlamda o arada açılmış oldu. Bir aylık bir aradan bahsediyoruz. Evet. Bu süreçte yabancı oyuncularınızın gelecek, gelmeyecek, geldi, gelmedi birçok şey oldu. İşte ihtarname çektiğiniz oyuncunuz oldu. O süreç nasıldı? Nasıl ikna ettiniz buraya gelmeleri için? Ya şimdi, da deprem korkusu yüzünden mi gelmediler? Tabii ki yani bir sürü sebep var. Bu sebeplerden bir kere öncelikle kulübümüz ligde devam etme kararı aldı. Bunun amacı sadece sportif başarı değil. Biz tabii Avrupa Kupası'nda belli bir yere gelmiş, büyük bir emek vermiştik. Hatta yani ben baskı olmasın diye çok fazla dillendirmiyordum ama bizim Avrupa Kupası'nda final oynama olasılığımız çok yüksekti. Bir, bunu düşündü kulüp yöneticileri. Bir final oynar, kupa kazanır da bir moral olur mu diye. Bu bir yönden de ama işin sadece sportif olmadığını tekrarlamak istiyorum. Yani burada bir mücadele gücünü göstermeye çalıştık. Ayakta kalmaya çalıştığımızın gerçekliğini göstermeye çalıştık. Gaziantep'in hala var olacağını, tabii Gaziantep diyorum ama bununla birlikte 10 ilimiz, 11 ilimizle beraber aynı şeyi söylemek lazım. Çünkü biz o bölgeyi temsil ediyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesini temsil ediyoruz kulüp olarak. Dolayısıyla böyle bir devam etme kararı aldık. Bu süreçte benim antrenör kafamda tabii bir sürü soru işaretleri oldu. Çünkü deprem sonrası yaptığım ilk toplantıda doğal olarak takımımızda 7 tane yabancı oyuncu var. Türkler biraz daha bu konuda anlayışlı olabiliyorlar. Çünkü bilinçliler, farkındalar ama yabancı oyuncuları kendi yerinize koyarsanız onların farklı düşünmesini de aslında anlıyorum. Buraya farklı amaçlarla geliyorlar. Ailelerinden uzak bir şekilde tabii ki para kazanmak için, kendi kariyerleri açısından belli bir yere gelmek için geliyorlar ama tabii çok büyük bir panik oldular. Yani bizden daha büyük panik oldular. Zaten o diyorum ya Almanya maçına çıktığımızdaki suratlar hakikaten yani o toplantıdaki bana bakışlar, benim söylediğim sorulara cevaplar falan hakikaten paniğin ne derecede olduğunu anlamam için çok kolay olmuştu benim için. Dolayısıyla bir sürece girdik. Bu süreçte oyuncuların tabii akıllarında işin mali kısmı da vardı. Evlerini İstanbul'a gelecekler, nerede kalacaklar, ondan sonra nerede oynayacağız, kulüp devam edecek mi, Avrupa Kupası oynayıp elendikten sonra oyuncular gidecek mi, gitmeyecek mi? Doğal olarak tabii sağda solda konuşmalardan da dolayı oyuncuların kulaklarına fazla şey gittiği için bu geri getirme konusunda bayağı bir sıkıntı çektik. İşte bir ay süren oyuncularımız oldu. Dediğiniz gibi ihtarnamelere kadar gitti. Yani kendimi oyuncu yerine koyuyorum, bazen hak veriyorum. Bu tarafa döndüğümde de neden gelmediklerini kendi kendime sorguluyorum. Çünkü çok zor bir durum. Yani söylüyorum ya işte Alman vatandaşlarının bizi nasıl karşıladığını. Şimdi biz bir aileyiz. Bu durumda aslında biraz daha fazla empati kurup. Çünkü Boray bazı şeyleri çok güzel açıkladı. Teker teker bu böyle olacak, şu böyle olacak diye. O güveni sağlayana kadar da bazı oyuncular gelmemeyi tercih etti. Sonunda burada oldular. Şu anda ama tabii o
Geçen bir aylık zaman, ya hep söylüyorum, bu oyuncular benzinle çalışıyor. Yani biz benzinle bizim antrenmanımız. Bu antrenmanı yemedikleri zaman, antrenmanı yapmadıkları zaman, fiziksel olarak düştükleri zaman basketbol artık başka bir evreye gitti. Yani istediğiniz kadar yetenekli olun. O antrenmanı yapamadığınız, o güç ve kuvvete ulaşamadığınız zaman, o form grafiğini yakalayamadığınız zaman mümkün değil başka bir takımlarla mücadele etmeniz. Kaldı ki fiziksel olarak hazır olsanız bile bir aylık bir dönem bir antrenör için şu açıdan çok zor. Yani oyuncular şöyle, önüne pastayı veriyorsun, hazır yaş pastayı. Sadece bıçakla bazen kesmiyorlar, önüne koyuyorsun, sadece çatalla alıp onu yiyorlar. Yani o pasta hazırlanırken ne yapıldı, neler yapıldı, o bir aylık dönemde bunların hepsini unutabiliyorlar. Çünkü konsantrasyonları başka yerlere kayabiliyor. Bu bir aylık bu dönem bizim açıkçası hem fiziksel olarak düşürdü, hem teknik olarak birçok şeyi geride bırakmış olduk. Toparlama sürecinde de işte iki tane oyuncum çok geç gelip 3-4 gün sonra maça çıkmak zorunda kaldı. Hatta bizim Damien Dotson, bizim takımımızın en fazla süre olan oyuncusu. Ben Konya maçında kadroya almadım çünkü fiziksel olarak kendisini hazır olarak görmediğim için 3 gün sonra başka bir maç var. İki tane maç üstü oynayıp sakatlanmasın diye özellikle kadroya almadım. Tabii Konya maçında bir o pisliği attık ama sonra deplasmana gittik. İşte Anvil deplasmanına, eleme maçına. Orada da bir son enerjimizi attık ama artık düşüşün, fiziksel olarak düşüşün geleceğini çok görüyorduk. Tabii bu arada da işte sakatlarımız da vardı. Metin uzun zamandır oynayamıyor. Bizim Leighton Hammonds tek başına kaldı o bölgede. Bütün yaklaşık 14 günde 5 maç yaptık yanılmıyorsam. Tam yanılıyor da olabilirim. 35'er dakika oynamak zorunda kaldı. Şu an 3 haftadır Leighton'dan yararlanamıyoruz. Yani bizim bu ara maalesef tamam basketbola döndük ama işin sportif yanını çok etkiledi. Şimdi Ayos Konya Spor maçı ilk maç, evet. İstanbul'da maç. O maçta da beraberdik aslında. Maçı kazandınız ve ardından röportaja geldiniz ama o röportaj tamamlanamadı. Evet. Hatırlıyor musunuz neydi o duyguları o anda? Yani Pınar, söyledim ya, ben fazlasıyla empati kurdum. Fazlasıyla orada oldum. Ve işin açıkçası ilk defa ben de böyle bir şeyi tecrübe ediniyorum. Çünkü ben bir antrenörüm. Tamam, bazen oyuncuların psikolojisinden anlıyorum. Çünkü bu işin içinden geldiğim için bazen o konuda da destek oluyorum ama şu an yaşamış olduğum, işte ekibimden akrabalarını kaybedenler var. Evi yıkılmak durumunda olan kişiler var. Biz her gün, biz bir aileyiz. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Hikayeler var, yaşanmışlıklar var. İşte bir de sorumluluklar yükseldi. O sportif başarıyı ben omuzlarıma koydum. Çünkü aslında şeyi görebiliyordum. Yani ilk tur geçebilirsek, ilk tur benim için çok önemliydi çünkü hazır değildik. İlk turu geçebilirsek final yolunun çok kolay olduğunu görebiliyordum ama işte o antrenmansızlık o benim omuzlarımdaydı. Nasıl yapacağız, ne yapacağız diye böyle kendi ekibimizle birlikte hep bir tartıştık, konuştuk, yapmaya çalıştık. O aslında bir dışa vurum. Kendimi tutamadım açıkçası. Bir de önemli bir ilk maç, çok önemliydi. Mesaj vermek açısından da çok önemliydi. Hem oyuncularıma hala ayaktayız. Antrenmansız da olsak bakın biz iyi bir takımız. Bu mücadeleyi vermek önemli. Bir bakıma da geride kalan oradaki insanlarımızı düşünmemek de elde değil tabii. Tutamadım kendimi, biraz duygusalım. Hep Avrupa Kupası'na aslında değiniyorsunuz. Çeyrek finalde veda ettiniz. Hedef aslında finaldi. Evet. Sezon başından beri aslında bunu biliyoruz ve konuşuyoruz. Bu veda nasıl etkiledi takımın bundan sonraki durumunu? %100 etkiledi. %100 etkiledi. Çünkü söylediğim gibi yani ben oyuncularıma baskı olmasın diye bunu çok dillendirmedim. Biz hep tek tek gitmeyi düşündük. Ama özünde ben bu sene bu kadroyla, tamam kadromuz belki bütçe olarak diğer takımlarla 6-7 takımla aynı ama kadro ve basketbol son özellikle son 6 maçta ikinci grupta biliyorsunuz hiç mağlubiyet almadık. Artı averaj olarak da hep finale kadar hep ev sahibi avantajımız vardı. Final oynamamak benim için başarısızlık olurdu. Ama bunu tabii basına yansıtmadım hiçbir zaman. Yani hep tek tek gideceğimizi, işte hedefimizin aslında yarı final bile oynasak kulüp olarak belki büyük başarıydı bizim için. Ama benim gördüğüm kadro olarak bizim mutlaka final oynamamız gerekiyordu. Ama yani söylediğim gibi benzinsiz olmuyor bu iş maalesef. Yani çok güzel bir basketbol oynadık şeyde ilk deplasman maçında. 10-15 sayı öne geçtik ama oradan sonraki yakalanma sürecimizdeki fiziksel düşüş çok gözle görülürdü.
Peki gurbettesiniz artık. Evet. Gurbette yaşam nasıl Gaziantep basketbol adına? Yani tabii benim için kolay. Çünkü ailem burada. Aslında ben gurbetteydim. Ben tekrar evime dönmüş oldum. Ama tabii bizimle birlikte Antep'e gelen arkadaşlarımız var. Onlar şu an gurbetteler. Zor. Şöyle, bizim çok kemik bir seyircimiz vardı. Çok düzgün, çok kaliteli, kemik bir seyircimiz vardı. Hatta hiç unutmayacağım. Çünkü ben yaklaşık 2 senedir buradayım. Bir tane taşkınlık, bir tane küfür duymadım. Ne karşı takıma, ne kendi oyuncularımıza karşı herhangi bir taşkınlık. Maçın başından sonuna kadar, sonuç ne olursa olsun, destekleyen, oraya eğlenmeye gelen, bunun bir spor bilincinde, spor olduğunu bilincinde olan bir taraftar grubumuz vardı. Ve bu kitle geçen sene biz kazandıkça, başarı oldukça gitgide büyümeye başladı. Gitgide büyümeye başladı. Hep aynı örneği veriyorum. İlk gittiğimiz sene işte ilk 2-3 ay sokakta yürürken çok böyle bir tepkiyle karşılaşmıyorduk. Ama iş playoff zamanına geldiğinde artık yani ailelerin, bayanların, beraber ailelerin, çoluklu çocuklu insanların bizi yolda durdurup İşte basketbol ne kadar güzelmiş, biz de izlemeye gelmek istiyoruz deyip zaten son iki maçımızı solda oynamıştık. Basketbol, bu seyircimizi belli bir kıvama getirdik. Çok güzel bir ortam vardı. Onları çok özlüyoruz. Tabii aslında deplasmandayız yani. Burası evimiz diyorum bazen, ağız alışkanlığı, içeride oynuyoruz diyorum ama aslında deplasmandayız. Ama bunun tercihini de biz yaptık açıkçası. Yani kulübümüz yaptı. Ama bu, tekrar söylüyorum, yani bu şeyi düşünmek lazım. Sportif başarı artık bu işin başka bir yerinde. Yani bu çizginin öteki tarafında. Tabii ki bununla birlikte sportif başarı da gerçi çok mükemmel olur. Ama aslında vermek istediğimiz mesaj başka bir şey. Bizim her hafta bir tane maçımız yayınlanıyor. Yaklaşık 1,5-2 saat boyunca Gaziantep basketbol televizyon ekranlarında. İşte bugün sizinle röportaj yapıyorum. Belki bu konuşmalar da yine yayınlanacak. Sonuçta şu anda hala orada evi olmayan, İşi olmayan, aşı olmayan insanlarımız var. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Gaziantep basketbol denince bu mutlaka akıllara gelecek. Mayıs 14 mü artık, Mayıs 27 mi son maç ne zamansa, o zamana kadar biz ne kadar sahada kalırsak, bunu ne kadar ön plana çıkarabilirsek, oradaki insanlarımıza ne kadar yardım edebilirsek biz aslında misyonumuzu tamamlamış olacağız. Tabii bunun yanında sportif başarıyı da elde edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten bunun için full çalışıyoruz, full mesai veriyoruz. Ama o işin artık benim için çizgiden öte. Peki şunu sorayım. Şimdi bu sezon aslında evet bir deprem felaketi var, sizi çok derinden etkileyen, ama öncesinde de Gaziantep basketbolda aslında bir türlü istenilen noktaya gelemediniz. Evet. Çok sakatlık oldu. Evet. Siz dahil. Evet. Yani hala da devam ediyor sakatlıklar. Yani işte benim basketbol kariyerim 25-30 sene deseniz, işte antrenör kariyerim de 5-6 deseniz. Yani hiç bu kadar çok sakatlığın olduğu bir sezon ben hayatımda görmedim. Ama mesela sakatlık olur, mesela kas sakatlıkları olur. İdmandan dolayı, ne bileyim, oyuncu çok oynamıştır. Bununla alakalı sakat, ama yani öyle talihsiz sakatlıklar yaşadık ki ve sakatlıklarımız genelde 1-1,5 ay oldu. İşte benim 1 numaram, 5 numaram. Onlar iyileşirken diğer 1 numaram, diğer 5 numaram. İşte bugünlerde biliyoruz, Metin 2 aydır yok. Layton 2-3 haftadır yok. Yani bizim tarzımız takımlarda bu tarz sakatlıklar o kadar çok takımı etkiliyor ki, biz tabii geçen sene de belki de sezonun yarısını 4 yabancı oynadık. Bir bölümünde 3 yabancı oynadık. Ama şimdi yepyeni bir takım, en azından şunu bekledim ben, tam nereden baksanız bir tane iki tane geçen seneden oyuncum var Türk. Bütün takım yeni. Yani iyi bir takım olabilmek için zaten en az 4-5 aya ihtiyacınız var. İşte yazı da dahil edersen sezon içi 2-3 ay yavaş yavaş ivmelenerek yukarı gidersiniz. Biz şimdi o ivmeyi yakalamak için şeyimiz olmadı, imkanımız olmadı. Yani sezon içi kimyamız çok iyiken işte 1,5 ay John Egbo'nun uzak kaldığı için Jackie Carmichael'ı adapte etmek zorunda kaldık. Daha sonra Connor Frankham sakatlandı. 1-1,5 ay oynayamadı. Dolayısıyla Oliver Hanlon'ı dahil etmek zorunda kaldık. Şimdi zaten yeni bir takımız, yeni bir sistem. Her gün farklı bir beşlerle oynuyoruz. O maça başka bir şeyle düşünmek zorunda kalıyoruz. Açıkçası hani birer ikişer sakatlık olsa çok etkilenmeyecektik ama bundan çok etkilendik maalesef. Üzerine ben de sakatlandım. Dedim ki bu sene çok ters giden bir sene var. Dilimizi ısırsaydık üzerine deprem oldu maalesef. Demek ki her şeyin daha kötü şeyleri varmış. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu bu sene. Olmaya da devam ediyor her açıdan.
Umarım kalan 7 maçta bu şanssızlığımızı üzerimizden atıp istediklerimizi elde edebiliriz. Şimdi sezon başında kadro kurulurken Euroleague ve NBA'ye geçmiş olan oyuncular da geldi. Evet. Aslında yüksek hedefleri olan evet. bir takım kuruldu. Evet. Eğer bu kadar çok talihsizlik yaşanmasaydı şu anda nerelerde olabilirdiniz? Hayaliniz neydi? Yani şöyle, hayallerimiz hep yüksekti. Hayallerim, çünkü geçen sene çıtayı çok yükseğe koyduk ama şöyle bir durum var. Geçen seneki takım çok düşük bir bütçeli bir takımdı. Ligin son 2-3 bütçesinden biriydi. Çok büyük bir başarı elde ettik. Zaten kulübün tarihi 10-11 sene. 11 senedeki bütün rekorları alt üst ettik. Yani 10 senenin en büyük başarısını elde ettik. Bu da zaten çok kolay olan bir şey değil. Üstüne üstlük o takımdan kimse kalmadı. Bütçemizi bir tık yukarı arttırdık. Yine hedefimiz playoff'la çıktı. Ama Avrupa'da mutlaka işte yarı final, final oynayabilirsek bizim için başarılı olabilecek bir bütçe kurduk. Bir takım kurmaya çalıştık. Aslında bana soruyorsanız yukarıları zorlayabilecek bir kadromuz vardı. Maalesef buralara kadar geldik. Ha, yani bu depremden önce kendimize 15-16 galibiyet hedefi koymuştuk. Bazen maçları oynamadan çizgi çizersiniz, kaybedersiniz. Şu anda da öyle yapıyorlar. İnsanlar bizimle alakalı işte 7 maç var, bunu kaybetti, bunu kazandı. Aslında bu doğru değil. Ama 3 aşağı 5 yukarı bizim evimizde işte o dediğim gibi kemik bir seyirciyle sahamız da biraz oynadığımız saat sahamız rakipler için çok aslında kolay bir deplasman değil. O yüzden evimizde oynayacağımızı düşünerek o halde birçok içeride oynadığımız maçlara hep artı diye yazmıştık. Ama şu anda tabii farklı bir arenada mücadele ediyoruz maalesef. Şunu soracağım. Oyunculuk mu baş antrenörlük mü daha zor? Bunu şu yüzden soruyorum. Kenarda, ya 3 senedir baş antrenörlük yapıyorsunuz. Hı-hı. Bu sene kenarda çok yıprandığınız maçlar oldu. Evet. Yani şöyle aslında ben şey açısından zorlanmıyorum. İkisi de çok zevkli, ikisi de çok kolay. Ama tabii antrenörlüğün sorumluluğu biraz daha fazla. Oyuncuyken sadece kendinizden sorumlusunuz. Aynı zamanda takımdan da sorumlusunuz. Ama kendi işinizi çok iyi yaptığınız sürece o sorumluluk omzunuzdan akıp gidiyor. Ama antrenörlükte öyle değil. Antrenörlükte buradaki 12 kişiden işte kenardaki malzemecisinden, masörüne kadar hepsinden sorumluyum. Taraftarına, kulübü temsil ediyorsun, büyük koca bir şehri temsil ediyorsun. İşin esas zor kısımları bunlar. Ama antrenörlük yapmak kolay mı derseniz ben çok zorlandığımı düşünemiyorum. Peki bu noktada Pınar Karşıyaka maçını sormalı mıyım? Sorabilirsiniz. Kendinizde hiç işte sinirimi kontrol edemedim diye kendinizde bir hata buluyor musunuz mesela? Yani biliyorum çok zorlu, sizi çok zorlayan evet. düdüklerin de olduğu bir karşılaşmaydı evet, ama sizin tepkinizde hakemlerin yanına giderken ceketini çıkarıp, ceketinizi çıkarıp bir tepkiniz vardı onların yanına giderken. Aslında şöyle yani tabii oyunculuktan geldiğim için çoğu hakem de benim arkadaşım. Geçen sene de böyle bir son saniye çalınmayan bir faulle maç kaybetmiştik. Ama mesela çalmayan, ya faulü çalmayan benim arkadaşım kötü niyetli değil ama o anda söylüyorum ya ben oradaki bench'te oturan herkesle birlikte koskoca bir şehri temsil ediyorum. Yani temsil ediyorum derken tabii ki benimle birlikte temsil eden arkadaşlarım var ama oradaki ön plandaki insan benim. Oradaki insanların haklarını korumak durumunda olan da benim. Ha, hareketim çok mu doğruydu? Çok da doğru değildi. Ama onun da beni anlayan mutlaka antrenörlerim vardır. Mutlaka arkadaşlarım vardır. Geriye dönüp kararların tabii maç içinde hatalar olabiliyor. Ya inanın ben de yönetirken çok hata yapıyorum. Benim oyuncularım da çok hata yapıyor. Hakemlerin de mutlaka hata yapma lüksü oluyor. Oradaki bir karara fazla bir tepki vermiş olabilirim. Çok mu kötüydü? Bence çok da kötü değildi. Yani sporun içinde bunlar oluyor. Önemli olan devam ettiriliyor mu, ettirilmiyor mu? O anlık tepkimi koyduktan sonra ben tıpış tıpış soyunma odama gittim. Ondan sonra orada bitti benim için olay. Ya bunlar sporun içinde olan şeyler. Önemli olan olayı daha kötü yere götürmemek. Şimdi bu sene kadronuzda 2005 doğumlu bir oyuncu var, bir oyun kurucu Emir Arda Sivas. Şimdi siz de çok iyi bir oyun kurucuydunuz. Kadronuzda da böyle bir genç yetenek varken onunla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ne noktaya gelebilir ya da onunla daha farklı bir ilişkiniz var mı? Çok olumlu düşünüyorum. Bizimle çok fazla birlikte olamadı bu sene. Şöyle Emir Arda geçen sene işte BGL okul takımı, TB2 ile derken o kadar çok maç oynadı ki. Artık yaz dönemi ben ona yaz kampına 10 gün izin verdim. Normalde genç oyuncuların benimle birlikte olmasını ama onun sağlığı için ona izin vermek zorundaydım. Biraz bize geç dahil oldu. Emir Arda şöyle bir oyuncu.
bir kere bir gard olarak yaşının çok üstünde bir özgüvene sahip ve yaşının çok üstünde oyun bilgisine sahip. Şu andaki eksiği kuvvet. Yani insanlar size, yani boyundan dolayı size'ının küçük olduğunu, oralarda çok mücadele edemeyeceğini düşünüyor ama ben işin açıkçası o bölüme çok bakmıyorum. Ya işte bir Bobby Dixon örneği var. Yani eğer yürekliyseniz size'ınızın o fiziksel dezavantajlarını örtebilecek diğer yetenekleriniz varsa, bu işe kafa koyduysanız, çalışırsanız ve yeteneğinizi çalışarak da işletebilirseniz her şeyi yapabilirsiniz. Emin Arda'nın böyle bir önünde güzel bir gelecek var. İş kendisinde, iş ekstra çalışmasında, kuvvetlenmesinde ama 1-2 sene içinde Emin Arda mutlaka bu takımın birinci veya ikinci gardı olarak hayatına devam edecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Az sayıda maç kaldı. Yolunuz çetrefilli. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ ol. Ve tekrar aslında sizinle birlikte geçmiş olsun diyoruz. Hem size hem tüm halkımıza, tüm vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bein Sports'ta özel röportaj konuğumuz bu hafta Gaziantep Basketbol Baş Antrenörü Tutku Açık'tı. Görüşlerini aldık. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.